Evet, Kurucu Ova'ya gidiyoruz. Kurucu Ova, Kavaklı Dere'nin bir köyü. Bakalım bu köyde bizi neler bekliyor. Değil mi Hulusi? Aynen. Ne var köyde? Vallahi her şey var abi. Her şey var. Gidip bakacağız Aynen. bakalım ne varmış. Kurcuva'nın çamları, kozalıdır dalları. Kurcuva'dan bir kız aldım. Doyamadım 15 günlük ya sara sara doyamadım. Kaç keçi var? 25-30 az ya. Çok diye sattınız. Gel. Gel oğlum. Gel biz. Gel. Gel gel gel. Aferin aferin aferin. Oho boynuzlara bak. Boynuzlara. Gel 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 gel. Bir şey yiyecek bir şey al. Ne var elimde bir şey yok ya elimi yeme. Yani elimi yeme. Elimi yeme. Hoş lan. Gofret vereyim de belki Fenerbahçeli olursun. Olmaz abi bir gofret olur. Evet, Temel Irmak'la Devre Alem Kavaklı Dere'nin Kurucu Ova Mahallesi'nde çok güzel görüntüler çektik. Bir yere ayrılmayın, bizi izlemeye devam edin. Düğünle toplanmadı bu. İstiyorlarmış bu şarkıyı söylettiriyorlardı. Babam duyduğu zaman aklını sıçradım. Giderdim para yollardım böyle elini veriydin. Baş bir şahısa git bu şarkıcıyı susturur. Dur dur. Ben kahve bulacağım. Benim kardeşim Türkçesini söylemesin hadi. Yüreğim kalkıyor dedim. Bak böyle söylerlerdim bak. Bu çok ben bunu şahidim yani. Ben bunu şahidim bu babam. Hepimiz öleceğiz yani. Aşağı inelim. Babam bunu öyle dedi. Kabul etmezdim. Kaldırmıyorum ben kardeşimi. Acıdım dedim. Bu türkü kim çıkarıyor dedim. Verdim parayı. Git oğlum kapattır şarkıcıya. Al sen şu parayı bitsin. Söyletmem bunu benim arkam dedim. Ben olmadan kim söyletti? Söyletmedim bu şarkıyı dedim. Babam öyle kabul etmezdim o türküyü. Kardeşimin acısına içindeydi. Olan hadisi bu. Benim gördüğüm bildiğim bu kadar. Bunlar esas. Kim yapmış biliyor musunuz? Onun düğünü yapan çalgıcılar gelmiş. Demir Usta. Dahir Usta. Demir Usta ne işte? Kemaneciymiş o. Kemaneciymiş. Düğün etmişler. İyi görüşememiş babam güllerine. Bunlarla aile dostlarmış. Yani çalgıcılık yapıyormuş. Bu babamın kardeşi ölünce adam şok geçirmiş. Yani ben 15 gün oldu ben bunu eve verelim. Neden öldü diye. Babamın yanına geliyorum. Başsağlığını geliyorum. Dair. Türküyü söyleyen Tahir mi? Dair. Ha işte kemaneci. Kemaneci. İşte evet. Yanlış ölenin şöyle. Ölenin adına ama ölüm dili.
çok araziye, arazisi olarak, kız akşamları olarak bir köydeyiz. Herkes kendi işinde uğraşıyor için. Toprak, yani. Ne işte meşgul? Yani geçimini neyle sağlıyor köylü burada? Genellikle çiftçilik, buğday, kozak, meşhur olan kozağımız var. Kozağı ne yapıyorsunuz? Kozağın için çıkarıyoruz, satıyoruz, indiriyoruz kendimiz. Satıyoruz olarak. Geçimini sağlıyoruz yani kısacası. Zeytin? Zeytin var mı? Ya, zeytin var ya. Zeytin de var. Zeytin her yerde yok ama. Çoğu genelde sayılı kişilerde var. Öyle işte. Ceviz? Ceviz de aynı sayılı kişilerde var. Üretici olarak besleyen kişilerde var. Arıcılık var mı bu köyde? Arıcılık çok nadir kişilerde var. Arıcılık şu an arkamızda olan Turgut Uçar da arıcılık yapıyor. Evet. Başka genelde öyle genel toprak falan uğraşıyorlar yani. Hayvancılık da var. Evet. Daha çok hayvancılık üzerinde. Köyün gençleri ne yapar? Yani senin yaşındaki gençler ne benim yapar? Benim yaşındaki gençler ya sanayide çalışıyordur, kafeci yapıyordur. Ya da okuyordur, okula gidiyordur. Evet. Çok nadir yani. Bizim gibi sanayi düşenler, sanayiye çalışanlar çok nadir hocam. Genellikle bir de ya okudu ya da okul okuyorlar, evet. Üniversiteye gidiyorlar. Çok az genç var o köyümüzde bu arada da. Genç. Çok sayılan gençlerden var. 3-5 kişi var. Öyle işte bir köyde yaşıyoruz. Nasıl zaman geçer köyde? Genelde evet. Çiftçilik işleriyle mi uğraşıyor? Çiftçilik vardır. Şu an çilek işlerimiz var. İnşaat giden abilerimiz, dayılarımız genelde inşaata gidiyor. Başka iş yapan yok herhalde benim bildiğim şu an kadarıyla. Hayvancılık. Çiftçilik hemen yani 60 yaşında giden kişiler genelde çiftçilik hayvanlarla uğraşıyor. Beshanemiz var köyde genelde. Büyük beshaneler var. Ne diyeyim size? Kendi işleriyle uğraşırlar. Kendi para kazanacak işleriyle. Tarla tokat kısacası öyle derler bizim burada. Köyde yaşamak mı daha iyi sence şehirde yaşamak? Bence köyde yaşamak daha iyi. Her şey doğal olduğu için. Sebzene kendin meyveni, tarlanı ekiyorsun, çaplıyorsun, suyunu veriyorsun, elini alıyorsun, sera yapıyorsun. Sera var, zeytin ağaçları, her şey. Meyve veriyorlar yani çileğimiz kadar her şeyimiz var. Patates her şeyi kendimiz yapıyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler. Köylerden biri 600 yıllık geçmişi olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla da her taraf tarih kokuyor. Konaklar vesaireler. Mükemmel yani. Gezdik, gördük ve inşallah da filmini çekeceğiz. Bütün herkese göstereceğiz bunu. Evet. Yanımızda bir arkadaşımız var. Serkan Bey, kolay evet. Gelsin. Teşekkür ederim. Merhabalar. Köyü gezdik. Gerçekten bozulmayan binalar var ama evet. Bazıları yıkılmış. Siz tekrar yapılacağını evet. Söylediniz. Onlardan bahseder misiniz? Evet. Bizim tarihimizi anlatan eski konaklarımız var. Hatta daha eskilerden köyün suyiyeti bozulmadan önce hemen hemen %70'i köyümüzün o gördüğümüz konaklar gibiydi. Önlerinde böyle hayat dediğimiz köşkülü, avaç esaslı, duvarları taş esaslı binalardan oluşmaktaydı. Benim bina da öyleydi. Daha güzeldi yani. Evet. Benim dedem aynı zamanda taş ustalığı, işte marangoz ustalığı olan eski tabiriyle dülger ustası dedem de. Evet. Mesleğim de oradan geliyor. Biraz kendimden de bahsetmiş oldum ama. Siz de inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisiyim. Harika. Dedem de Aydın'ın Koçarlı ilçesi var. Güdüşlü köyü var. Oranın da çok güzel bir hikayesi vardır. Güdüşlü'nün çeşmesi, ne hoştur içmesi. Çok gelişmiş bir köydü o zaman. Güdüşlü köyü. Belki siz şuradan duymuş olabilirsiniz. 1980'li yıllarda çok büyük sel felaketi yaşadı o köy. Duymuşsunuzdur. Daha sonra da yakın tarihte bundan 5 sene önce bir sel felaketi yaşadı. Evet. Hatta yani basında çıktı bu. Birçok ulusal basında çıktı. Oradan diyeceğim dedem o köyün %70'ini kuruyor. Dülger ustaları oradan. Tarihi dokudan. Tarihi dokudan. Evet. Babam da müteahhit. Müteahhitlik o yeni evet. Nesil müteahhitlerinden.
Oradan beri mesleği devam ettiriyoruz. Konuyu dağıttık ama biraz kusura bakmayın. Saçma işte. Sonuçta köyümüze geleceğiz. Sonuçta meslek olarak size evet. dönmüş olması güzel evet. bir şey. Neden? Maalesef o daha tarihi evet. şeyler var. Yani siz evet. onlar siz eğer öne ayak olmasaydınız onların evet. hepsi çürüyüp gidecekti. Şu anda restoran İşte ben yapınca... isterdim ki bundan 20 sene önce 30 sene önce ben bu zamanki ben olayım. Evet şu anki ise işte olmuyor maalesef. Olmuyor. Köyümün hiçbir yani bir taşını bile oynatmazdım. Yani kendi evim de dahil eskiyi korumaya çalışırdım. Eski geleneklerimizi evet. görüneklerimizle yaşatmaya çalışırdım. Şu andaki amacımız da o. Yani tüm eski geleneklerimizi, görüneklerimizi, aynen. şu andaki var olan değerlerimizi en azından var ileri götürmek, evet. vatanımıza, devletimize kazandırıp İnşallah. Çocuklarımızı işte vatan ne demek, vatan sevgisi ne demek bunu öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah. Meskende. Meskenden buraya gelin geliyor. Ha, oralı. Bu türkün kahramanı da buralı. Buradan meskene gidiyor. Kadın gidiyor. Kadın buralı. Şimdi evlendiği adam daha 10-15 günlük bir, yani taze ameliyatlıymış. Ameliyat olmuş. Apandisten galiba tahminim. Yani bunun anlattığına göre. Apandis mi gerçekten? Yani şey, ameliyat olayı var yani. Ameliyat oluyor. Tabii ameliyatlı olunca ilk gün tabii problem oluyor. Neticede yani patlama olayı doktorun da oluyor. Doktorun da kendisinin evlenmemesi gerektiğinin uyarısı var. Doğru mu? Ya, evlenme demiş onlar, yani. İyileşene kadar evlenme. Şey kısımlar tabii. Hı. Teferruatlı kısımları. Özü evlendiği adam ameliyatlı olduğu için haliyle tabii ki geldik gecesine, sonraki günlerde problem oluyor. Sonuçta beyin şey yapıyor yani, patlıyor ameliyat yerler falan filan. Tabii o zamanları şimdiki gibi imkanları yok. Neticede vefat ediyor tabii. Ondan sonra tabii başkasına evleniyor. Bunun üzerinden bu türkü söyleniyor yani.
bulduk. Nasılsın Mehmet abi? Nasılsın? İdare ediptiriz gari. Nasıl geçiyor köyde hayat? İyi. İyi mi? İyi. Ne yapıyor çift? Muğla, Kavaklıdere ilçesi Kurucuova mahalle muhtarı Mustafa Yönter. Doğma büyüme bu mahalledeyim. Daha yıllar önce hep dışarıda Datça'da 19-20 yıl Datça'da ikamet ettim. 2 yıl Fethiye'de, 2 yıl Aydın Çin'de kaldım. Daha sonra köyümü çok sevdiğim için, manevi değerlerimi, köyüme çok sevdiğim için emekli oldum. Köyüme dönüş yaptım. Dönüş yapınca köyüme bir şeyler yapabilmek için kültürümüze, tarihimize, köyümüze bir şeyler hizmet verebilmek için muhtar oldum. Şu anda köyüme faydalı olmak için en güzel şekilde çalışmaktayım efendim. Kaç haneli muhtar köyümüz? Efendim köyümüz bundan 30 yıl önce 700 civarlarında nüfusumuz vardı. Okuma oranı çok yüksek burada. Dışarıya çok göç verdik. Şu anda 325 nüfusumuz var. 110 hanemiz var. Genelde vatandaşlarımızın geçim kaynağı tarımcılık, hayvancılık ve çam fıstığı, ceviz, zeytin işleriyle uğraşmaktadır vatandaşlarımızın. Çoğu emekli, yaşlı vatandaşlarımız var. Gençlerimiz getirmek istiyoruz köyümüze. Köyümüzü kazandırmak istiyoruz. Köyümüze dönüş yapmalarını istiyoruz. Onun için elimizden gelen bütün yapılabilecek köyümüz dışarıda olan gençlerimizi köyümüze getirebilmek için uğraş veriyoruz efendim. Bu eski yapılar var. Onları da gezdik, gördük. Onlarla ilgili de güzel çalışmalar varmış herhalde. Evet efendim. Zaten burada 3-5 tane kaldı bu eserlerden. Biz bunları ileri kuşaklara aktarabilmek için, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak için bunları çoğunu restore ettirdik şu anda. 2-3 tane şu anda proje aşamasında. Daha ileri doğru bunların devam edecek. Bunları tamamen eski yapıya, eski restorasyonu yaparak vatandaşımızın hizmetine sunacağız efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Hoş. Sağ olun. Allah razı olsun. Kurcuva'nın çamları kozalıdır dalları. Kurcuva'dan bir kız aldım. Doyamadım 15 günlük ya sara sara doyamadım. Kurcuva'nın çamları kozalıdır dalları. 15 günlük geline sara sara doyamadım. Ay ben de kaç yaşındayım ben? Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Merhaba.